Sen gelme. Neredesin? Çekil bakayım sen. 23'ü mü demiştin? 23 Aralık bugün. Doğru. Selam herkese. Bugün günlerden 23 Aralık Cumartesi. Biz şimdi annemle metroya doğru gidiyoruz. Bugün hediyelik eşya fuarı var. Aralık'ın sonuna kadar devam ediyor ve geleneksel olarak her sene gitmemiz gereken bir yer. Anneme göre. Evet. O yüzden şimdi oraya gidiyoruz. Hava aşırı soğuk. Ben sıkı sıkı giydik böyle. Gülümse. Tamam. Ben şu tarafına gidiyorum. Şimdi indik Salihane. Şeyin önündeyiz. Hilton Garden'ı. Burayı çekmek istedim çünkü burası İzmirli YouTuber'ların buluştuğu böyle etkinliğin olduğu yerdi. Terasta olmuştu ve vlogla çekmiştim zaten biliyorsunuz. Ve gideceğimiz yerde şey oluyor. Normalde bu fuar hani fuar dediğim hediyelik eşya fuarı yani. Fuar meydanında oluyordu. Fakat geçen yıldan beri burada yapıyorlar. Daha küçük bir alan ama kapalı böyle daha derli toplu diyebiliriz. Çünkü daha az şey oluyor. Yok ama bence öteki taraf daha güzeldi. Öteki tarafta çok fazla stand vardı ve çok gezmek zorunda kalıyordum. Ama çok keyifliydi. Ve ben yoruluyordum. Enteresan şeyler vardı. Evet zaten. Burada yer çok küçük. Tamam. Ve çok soğuk. Aşırı soğuk. Bu arada ay. Dansım kilenmiş. Buraya gelmek için aktarma yapmamız gerekiyor. İyi, yarım saatte geldik. Aynen yarım saatte geldik. Çıkarken tam baktık saatte. Şarjım bitiyor, inanmıyorum. Sen de şarj etmeden şarjı takmıştım. İyi oturtmuyorsun demek ki dişi. Olamaz. Şimdi arkamızda kaldı. Bir tane kokreşi vardı. Burada yemek için alternatif olarak kokreş var. Çok meşhur bir kokreşmiş. Dışarıda zaten geçen yıl görmüştük. Ünlülerin falan fotoğrafları var. Oradan yiyebilirsiniz yani. Güzel. Ben şu an aç değilim. Şaşırdınız değil mi? Ben de şaşırdım. İşte bahsettiğim fuar burası. Şöyle. Neydi? İçeride farklı modellerimiz var. Anne yılbaşı köşesi ne var? Gel çekilelim. Orada burası Tepekule Kongre ve Sanat Merkezi oluyor. Öyle oluyor. Gel. Çantalar. Burada çok fantastik şeyler var. Şeyler söylemek ister misin? Kamera için. Şey söyleyelim. Çok mutlu oluyorum. Çünkü annesi, babaannesi, anneannesi bu taramayı biliyor. Ama marka yapmadılar. Bu markayı biz yaptık. Ama böyle güzellerle böyle fotoğraflarımla çok hoşuma gidiyor. Çünkü gençler demek ki eskilerin bizim kültürümüzü daha iyi anlayacaklar. Bu gençlere bu aramayı, kültürümüzü teslim ettiğim için ben de çok mutluyum. Çok memnunum. Böyle fotoğraf çekimlerinden çok memnun oluyorum. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Bahsettiğim şey buydu. Ama bu, oha çok güzel. Oha. Senin o emlerinden bir kasap havası çıkartmışlar. Haydi. Bayılacaksın oha, şimdi. Oha, tamam. Ben bunu ilk benim odamdaki şey sanmıştım ama bu defter. Böyle albüm hatta. Çok güzel. Aşk kutusu buldum. Bakın her şey hazır. Ne güzel şeyler var. Bir de çok güzel kutular var. En güzeli tabii ki bunu seçtim. Şunları tatlılığına bakın. 07 Manisa Adana Manisa 07 plakalı araç sahibi.
ablanın çantalarına benzemiyor mu? Çok güzel. Şimdi eğer tekrar konuşmaya vaktim olmaz, kanarımış her şey biter diye böyle boş bir yer buldum. Burası gerçekten çok güzel bir yer ve yılbaşından önce gelmenizi mutlaka tavsiye ederim. Çünkü hem çok tatlı ve değişik hediye fikirleri bulabiliyorsunuz hem de insanlar geçiyor mükemmel. Hem çok tatlı hediyeler bulabiliyorsunuz arkadaşlarınıza, sevdiklerinize, hem de değişik ve farklı şeyler var gerçekten. Yukarıda da altın günleri var, insanlar oradan da geliyor ve sürekli her yer insan. O yüzden burayı ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Bakarsınız 20 saat falan oldu. Kameramı şarj ettim hemen ve şimdi size neler aldığımı göstereceğim. Bunun yanında gittiğimde gerçekten çok güzel hediye fikirleri gördüm. Çünkü dün mesela canlı yayında demiştim ki hani benim bile ne alacağım hakkında bir fikrim yok. Size nasıl hediye önerileri çekeyim demiştim ama şu anda bu vlogun arasında bundan da bahsedeceğiz. Hani yeni yıl geleneklerinden böyle konuşmuşken. Akşam da yeni yıl ağacını süsleyeceğiz. O zaman bakalım ne yapmışım ve aslında kimlere ne aldığımı da göstereceğim için birazcık böyle aslında göstermesem mi? Yani söyleyeyim sadece ama gene de güzel şeyler var. Kendime de güzel şeyler aldığımı söylemeden geçemeyeceğim. Bu arada aileme hani başka bir şeyler aldım. Onları da belki yeni vlogumda falan gösteririm. Bayağı yorulmuşum bu arada. Her neyse şimdi o zaman önce büyük torbadan başlayalım. Ne olduğunu da hatırlamıyorum için. Evet, bunun içinde arkadaşıma aldığım hediyeler var. O yüzden bunları gösteremiyorum. Ama böyle hani şunu önerebilirim. Atkı bere tarzı ürünler var içinde. Bence kış gelirken yeni yılda çok mantıklı bir hediye. Hani çünkü üşümesin ve sarılsın böyle güzelce. Hem kızlar için hem de erkekler için dediğim gibi atkı bere, eldiven, takım bu şekilde şeyler alabilirsiniz. Eğer aklınıza hiçbir şey gelmiyorsa benim gibi. Evet, bu da yine hediyeymiş. Hediyeyi açtım. Her şeyi kendime aldıklarımla hediye paketi yaptırmayı sevdiğim için birazcık her şey hediye paketli. Bu kolye. Ve bu kolyeden bir tane daha var. Bunu artık gene söyleyebilirim çünkü çok yakın arkadaşım. Nisu'ya aldım bunları. Bakınız. Yani bir tanesini kendime aldım, bir tanesini Nisu'ya aldım. Hangisini şu an kendime alacağıma karar vermedim ama şu şekilde kolyeler. Bunlar benim çok hoşuma gitti. Zaten böyle en üstünde yıldız var, öbüründe sadece ay vardı. Yani tek farkı oydu. Şöyle yakından göstereyim. Bakınız. Onun da beğeneceğini düşündüm. Bunu aldığım bir çanta, böyle cüzdan, kalem kutu artık ne olarak kullanacaksa bunun içine koyacağım. Bunun torbası böyle. Buraya internet araştırmayı düşünüyorum çünkü çok güzel şeyler var. Zaten vlogda da gördünüz. Palto tasarım. Evet. Torbası da çok hoş. Böyle çok böyle güzel modeller vardı. Beğendim, hatta kendime de alacaktım ama son anda vazgeçtim. Bu daha çok böyle hani best friend, ona daha çok böyle beni hatırlatır diye. Böyle içi de böyle kırmızı. Bunu büyük ihtimalle o kalem kutu olarak kullanır diye düşünüyorum. Yani istediği şekilde kullanır. Her türlü beni hatırlar bence çünkü üzerindeki şeyler gumball. Sever misiniz bilmiyorum. Bu arada hani fiyatlar 10, 15, 20 falan o civarda gidiyor. Çok da hani pahalı değil ama çok da güzel şeyler bulunabiliyor. Şimdi şöyle gene hediye kağıtlarım var. Bunların içinde kolye vardı. Çıkardım tabii ki bunları. Çünkü çok güzel. Barkın! Kulaklık taktığı için beni duymuyor. Bu böyle çok değişik ve çok hoşuma gitti. Bu tatlı tam bunları gösterirken kameranın şarjı bitti.
Böyle çok değişik değil mi? Benim çok hoşuma gitti. Bunu kendime aldım veya abim de takarsa. Bir de abim için pentagram simgesi vardı. Ben onu göstermesem de olur herhalde. Şuradan ayarlıyorsunuz sanırım. Aa, bu niye olmadı? Evet, bu sefer de çok... Neyse, böyle takayım da görün. Şöyle. Ters taktım. Sonrasında şöyle bir bileklik. Bu annem için. Böyle siyah bir taş var üstünde. Buradan çok kolaylıkla ayarlanabiliyor. Tam zaten annemin böyle tarzı, böyle taşlı falan. Sonracıma burada bir sürü bir şeyler daha var. Bıçak. Neden? Çünkü bıçak güzel bir şey. Yok. Ev için. Yine güzel hediye paketlerim var. Hepsine çok güzel paketlettirmişim yalnız şu an. Kendim olmasına rağmen. Şöyle bir küpe seti. Şöyle ay ters gösteriyormuşum. 3 tane var şöyle. Gördüğünüz gibi. Bir tanesi böyle uzun. Ben bu seti tabii ki şu uzun olan için aldım. Gene bunları da kullanabilirim. Çünkü çok yani küçük ve zarif oldukları için pek fazla küpe takmam. Hatta kulaklarımın delik olduğunu bile yani çok fazla bilinmez. Ama şu an bunu takacağım, merak ettim hatta nasıl duracak diye. Şunu çıkarayım. Tarz karmaşası olacak çünkü. Aynamı alayım. Ve takı da bence yani güzel bir hediye. Çünkü yıllarca saklanıyor hani ve özel. Normalde tam tersi oluyor. Hani şu uzun kısmını küpeyle birlikte geçiriyorsunuz. Ama uzun kısmını küpenin içinden geçireceğim sanırım. Bu ne? Evet. Böyle görünüyor. Şöyle çok güzel. Bu da çok güzel bir hediye alternatifi bence. Adı ne bunların? Anahtarlık veya çantalarınıza takabileceğiniz böyle pufflar. Umarım bunların ismi puftur veya puf diye söyleniyordur. Bunu buradan çantanıza takabiliyorsunuz veya anahtarlarınıza ve gene anahtarınıza da geçirebiliyorsunuz. Ben bunu okul çantama takmak için aldım. Hatta hemen takalım. Okul çantama okuldan geldim gibi direkt yapmışım. Birazcık cuma günü olduğu için. Şöyle taktım ve bence çok şirin oldu. Şu an çok beğendim. Ay düştü. Evet, şimdilik görünürde bu kadar. Ben gene görüp de almadığım size birkaç tavsiye vereyim. Öncelikle bu tarz hani böyle resimli hediyeler bence en anlamlı, en özel ve en güzel hediyelerden bir tanesi. Bu bardak hani artık çok klişe. Mesela ben İrem'in doğum gününde, o da çok yakın arkadaşım, böyle bir saate resmimizi bastırmıştım. O da çok güzel olmuştu. Onun dışında böyle albüm hani ben gördüm zaten, size de gösterdim. Fakat biraz o küçük olduğu için ya da böyle içime sinmedi bilmiyorum. Şurada gördüğünüz şey gibi yapmışlardı. Orada pek göremediniz ama şu Universal Studios yazan siyah şey. Her neyse artık. Onun gibi böyle resimleri böyle şey yapabilirsiniz. O da çok güzel bir fikir. Görkem ablanın ve eşinin, tam emin değilim, sitesinde, gene adını unuttum şu an, bir sitesi var. Oradan da çok güzel hediye fikirleri bulmuştum. Yani görmüştüm internette. Onun dışında arkadaşının tabii ki de uzun zamandır istediği bir şey varsa, bu bir kız arkadaşınız olabilir, çıkan bir sürü liquid ruj var. Hani hepimiz bunlara meraklıyız. Kızlar olarak. Onları alabilirsiniz. Şu an indirimdeler diyebiliyorum. Yine bu tarz şeyler bakabilirsiniz. Bence en güzel hediye alternatifleri bu tarz fuarlarda bulunuyor. Çünkü hem değişik şeyler oluyor hem de her yerde bulunamayacak böyle orijinal şeyler de oluyor gerçekten. Ve uygun fiyatlı oluyor çoğu. Evet, şimdilik bu kadar. Biz birazdan yeni yıl ağacımızı süsleyeceğiz. Böylece yeni yıl geleneklerini tamamlamış olacağız. Sonra sizinle birazcık sohbet ederiz. Belki canlı yayın açarım. Ve hala canlı yayınlarımı bilmiyorsanız her hafta sonu. Cuma, cumartesi falan hiç fark etmiyor. Canlı yayın yapıyorum Instagram hesabımdan. Onları da mutlaka takip edin. Ha bir de çok güzel setler var. Yarın gratis ve olsunsa da uğrayacağım. Makyaj, böyle kişisel bakım setleri falan oluyor. Onlar da indirime giriyor yılbaşında. Onlar da çok güzel alternatifler. Onları da söyleyeyim. Bu tarz yeni yılla alakalı videoları her açtığımda işte duyduğum ilk söz yılın en sevdiğim zamanı falan, ama gerçekten öyle. Hani herkes için bence yılın en güzel zamanı. Çünkü yenilenme, her zaman yeni bir başlangıç herkes için. Herkes için kulağa çok güzel gelen bir şey gerçekten, benim için de öyle. Kapıya bakayım.
What could be Greece lightning?